Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam kendisine gelen vahyi insanlığa ulaştırmak, anlatmak için önce akrabalarından başlamak üzere bunlara haber verip وَاَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ en yakın akrabalarınla başla, onları uyar, emrini yerine getirmek üzere amcalarını, kuzenlerini vesaire yakın akrabasını toplamak istedi ve topladı. Sonra onlara Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği uyarıları hatırlatmaya başladı. Aralarında amcası Ebu Leheb, ki ticaret ehliydi, vakti kıymetli bir insandı. Alır, verir, satar, sürekli para kazanır bir kimse. Düşünebiliyor musunuz? Yoğun bir adam, ticaret erbabı. Geldi, yeğenini dinledi, dinledi, dinledi. Sonra yeğeninin sözleri bitince, تَبَّنْ لَكَ اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبَّنْ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا bütün hüsran ve ziyan günün kalanında senin olsun. Sen bizi bunun için mi buraya topladın? Bunun için mi bizi burada oyaladın dedi. تَبَّنْ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ günün bu kadarını bizden çaldın, kalanında da sen ziyandan başka bir şey görmeyesin. Bizi bunun için mi topladın buraya? İçinde ticaret olmayan, içinde para kazanacağımız, içinde bir şeyi toplamayı daha fazla yapacağımız bir şey olmayan abuk subuk şeylerden bahsediyorsun. تَبَّنْ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمُ اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا bizi bunun için mi topladın? Bugün Ebu Leheb gibi olmasak bile bizim dünyaya verdiğimiz kıymet ile Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini anlamak, ondan daha fazla ayete vakıf olmak, böylece imanımızın artması, ilmimizin, birikimimizin Kur'an'dan yana çoğalması için önümüze açılan süreçlerle dünyaya açılan kanalları, kanallar arasında tercihte bulunduğumuz her an bir Ebu Leheb kararı vermek üzere oluyoruz. Ne vakit ki daha fazla biriktirmeye yönelik bir mesaiyi, daha fazla öğrenmeye yönelik bir mesaiden daha kıymetli buluyor, daha öncelikli buluyor, daha değerli buluyorsa, işte o an böylesi bir şeye yönelmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak bizim yüzümüzü onun vahyinden her çevirdiğimiz anda وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ kim Rahman'ın zikrinden, yani Rahman'ın gönderdiği bu kitaptan yüzünü çevirir, bu reddetmek anlamına reddeder demiyor Cenab-ı Hak. Bazıları bunu reddetmek, inkar etmek demek istiyor Cenab-ı Hak. Hayır, öyle demek isteseydi öyle ifade ederdi. Gözünü çevirmekten söz ediyor. Ya şu demek, gözünü kısmak demek. وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ bu kadarından söz ediyor. نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا hemen bir şeytanı ona eşleştiririz. فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ artık o onun kankası olur. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ ve o şeytanlar onları yoldan savarlar, uzaklaştırırlar. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ve onlar kendilerini biz doğru yoldayız, hidayet üzereyiz diye sanmaya başlarlar. Efendim bu sanmaya başlamak, adam öyle zannediyor. Burada adama yönelik bir ağır haksızlık yok mu? Hani gerçeğin farkında olacaktı? O gerçeğin farkındalığını reddetti. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ farkında olduğu, farkındalığında, farkında olduğu, kendisinden emin olduğu gerçeği beğenmedi. Beğenmeyince ona alternatifi, beğenmeyince o alternatifine yönlendirildi. İki kere ikinin dört olduğunun keskince doğruluğuna iyice belletilmiş, akledilmiş, aklettirilmiş bir kimse, hayır bu hoşlanmadım, benim arzularımla örtüşmüyor dediği yerde, peki iyi, o zaman sana iki kere ikinin beşi yahut üçü yedireceğiz. Nasıl? Katalizörler var. İşte Allah Azze ve Celle hemen şeytanlarımızı ona gönderir ve onu dalalete sevk ederiz. O da kendisini iyi yapıyorum zanneder.
En kralını ben yapıyorum. Arada bir yol tuttum. Hem onu hem onu götürüyorum diye zanneder. Halbuki aslında dünyaya yönelmiş, berikini ardına atmıştır. Göz ardı etmiştir. Ondan sonra çok fazla kazansa da artık sıkıntılıdır. Tatminsizdir. Deminki köpeğin örneğindeki gibi hep dilini sarkıtacak, hep isteyecektir. Verseniz de isteyecektir, vermeseniz de isteyecektir. O hep işte iştiyak içerisinde hep tatminsiz kalacaktır. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللّٰهِ İşte bu onların örneği. Allah'ın ayetlerinden istikametini yer küreye, yere yönelen, bütün sonsuz beklentisini yere mıhlayan kimselerin durumu gibi. O yüzden Allah Azze ve Celle bunlar kazansalar da, biriktirseler de وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Benim zikrimden yüz çevirenler için maişetleri danka olacak demek. Danka zorlu demek, sıkıntılı demek. Bu fakirlik anlamına gelmez illaki. Sıkıntılı demek. Çokça malı var ama eski huzuru yok. Öyle bir sıkıntılı ki onlarla öyle bir o kadar bir eforunu harcıyor ki neredeyse malını şöyle huzurlu tadacağı, huzurlu bir şekilde tüketeceği bir vakit bile bulamıyor. Evlattan yana gelen ilave ekstra sıkıntılar. Malın getirdiği eşten, eşlerden vesaire yana sıkıntılar. Maişetandan ka. Cenab-ı Hakk'ın daha değerli dediğini arkasına atarak değersize yönelenlerin daha hoşnut ve daha mutlu olacağını sanmak aptalca olur. Zaten de Cenab-ı Hak öyle söylüyor. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Sadece dünyada umduğuna kavuşmamakla kalmayacak. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet günü de onu kör haşredeceğiz. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى Diyecek ki Rabbim beni niçin kör haşrettin? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ben gören bir kimseydim. Allah Azze ve Celle de diyecek ki كَذَلِكَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا Sana ayetlerimiz gelmişti de فَنَس۪يتَهَا Sen onları unutmuştun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى İşte aynı şekilde bugün de sen unutulacaksın. Gördüğünüz gibi konumuz malla ilgili, mal biriktirmeyle ilgili, dünya ve dünyalıklarla ilgili ama terazinin diğer kefesinde hep Allah'ın vahyini, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini, onun kitabını görüyoruz. Karşılaştırma hep kitap ile Allah'ın ayetleriyle, Cenab-ı Hakk'ın gönderdikleriyle, indirdikleriyle dünyadan biriktirdiklerimiz arasında yaşanıyor. Ayetlerde bu ikilem, bu ikili tercih, bu karşılıklı alternatif, iki alternatif nasıl hep birlikte koşup anlatılmış ise bizim yüreğimizde de aynı şekilde bunlar koşup yaşanıyor, paralel yaşanıyor, karşı karşıya. Biri diğerini yenmeye çalışan, biri diğeriyle yenişmeye çalışan iki farklı duygu bunlar.